düşündürüyor şu son dönemden bahsedersek, bu büyük büyük itirazlarımızı bir tarafa bırakırsak. Yani bir insan, ben bu partiyi yanıltayım. Yani ne yapayım de böyle hani daha böyle bir sempatik bakan, bir aradaki insanlar böyle bir an önce kaçsınlar falan dese, ancak böyle bir strateji izlenebilir. Yani bu kadar gafa açık, bu kadar kullanılmaya açık. Bir ikincisi de yani tabii Muharrem İnce aldı yürüdü, gençler çok eğlendi bu kek işinden falan. Hani sadece malzeme vermek değil, kendisi velev ki malzeme vermeyen bir şey söylemiş olmasın. Yani bir seçim sattım halinde ve Türkiye bu kadar sıkıntılıyken kalkıp da kıraathaneden bahsederseniz, bunun kendisi yani çayı, keki bilmem ne, yani kıraathane dediğiniz işsizliği hatırlatan bir şey. Bir de emekliler falan yani semtlerde. Yok bizim atalarımızdaki, o da böyle bir atamata meselesi değil biliyorsunuz, kıraathane 19. yüzyıl gelişmesidir. Onu da böyle bir parantez açıp söyleyelim. Böyle hani birisi çıktı 1000 yıldır kıraathaneler var filan ama işte sonradan değişti, kahvehane oldu. Yok biliyorsunuz yani kıraathane. Gazeteler çıkmaya başlayınca Osmanlı'da modernleşme sürecinde okuyan yazan insan sayısı da az biliyorsunuz. Ve öyle yani kıraathane denilen yerlerde birisi gazete okur. Herkes de onu dinler. Yani bugünün televizyonu filan, televizyon yok, radyo yok, bir şey yok ve okuma yazma bile yok. Öyle olmuş bir yani kıraathane adının gelmesi, Tayyip Bey birisi herhalde yanlış aktarmış. Kütüphane filan gibi bir işlevi yok. Yani geçmişte de yok. Kütüphane başka bir şey. Modern kullanımı da geçmişte yoktu biliyorsunuz. Geçmişte çok az okur yazar insan vardı ve yani kütüphaneler filan onlarla doluydu. Yoktu semt halkının kütüphaneye filan gittiği de yoktu. Bunlar tarihsel şeyler yani bize mahsus filan değil. Veya olumlu veya olumsuz şeyler değil. Dolayısıyla yani kimin aklından çıktıysa bu kıraathane meselesi, hani izahı da hani hem böyle çağrışımı bu. Velev ki yani hakikisi başka bir şey olsun, hakikati. Ama hakikati de o değil ayrıca. Hani bu çok geçiyor ortada. Bari bir böyle bir yerde parantez açıp sıkıştırmış olayım. Bu öyle bir şey de değil. Yani dediğim gibi bir döneme mahsus bir şeydi. Hani bu saatten sonra zaten dediğim gibi artık işsizlik veya emeklilik falan gibi oyalanmak gibi çağrışımların dışına çıkarmak mümkün değil. Bir de baştan dediğiniz gibi yani bu seçim mahallinde bu kadar önemli işler konuşulurken yani böyle bir vaat. Onun dışında bakın ben şeye baktım başından sonuna kadar, her mitingi izleyemiyorum yani ne muhalefetin ne iktidarın. Ama Tayyip Bey'in işte Büyük İstanbul mitingini izledim. İnanın bütün bunlara yani işte bu genel havayı da artık izliyor ve biliyor olmamıza rağmen gerçekten şaşırdım yani, gözlerime inanamadım. Çünkü orada toplanan kalabalığa sadece kıraathane filmi demek ki opera binası. Dakikalarca ben yayın kesildi zannettim inanın. Bir ara odadan çıkmıştım. Başka bir şey girince dedim herhalde yayın kesildi de bir şey gösteriyorlar yani. Böyle bir film, bir tanıtım filan. Dakikalarca bu gösteriliyor. Kitleden hiç yani sadece böyle olumsuz bir şey değil. Olumlu bir icraat diyelim opera binası. Yani itiraz edenlerin bile kimisinin benimsediği. Ama o bile yani şu dönem için o kadar... Yani hele de kendi kitlesi açısından önemsiz ki veya kanal...